Bazı ilanlar görüyorum. İşte şunu bilsin, bunu bilsin, işte şu framework'ü bilsin, şu teknolojiye hakim gibi böyle başlıklar içeriyorlar. Zingat'ın ilanlarında da var, görüyorum. Ama ben onları şöyle algılıyorum. Tercih sebebi, işte şunu bilsin. Ama ben o ilanı okurken Zingat'ın içinden birisi olarak biliyorum ki o kişi o şeyi tam olarak bilmese bile, tabi bilmesi bir artı, bilmese bile buraya gelip teknik ekiple görüştüğü zaman biz onda şeye bakıyoruz. Birincisi, işine ne kadar hevesli. İkincisi, öğrenme şevki devam ediyor mu? Yani öğrenmeye aç mı? Çünkü şöyle bir durum var. Bizim Zingat'ta çalışan arkadaşlarımızın birçoğu şu anda Zingat'ı geliştirirken kullandığımız teknolojileri burada öğrendi. Biz bundan 3 sene önce Node.js bilen kişi arıyoruz deseydik bu kadar insan bulamazdık. Ama biz dedik ki öğrenme aşkı olan, sürekli kendini geliştirmek isteyen ve ekibe de uyumlu. Sonra teknolojiye ilgi duyan. Çünkü bizim işimiz her sene eskiyen bir iş. Bugün yaptığımız şey seneye yeni bir şey çıkıyor, eskiyor. Dolayısıyla da bu gelişim ayak uydurmaya hevesli. Arkadaşlar aradık. Çok şükür de bulduk. Hepsi de bizimle gayet uyum içinde çalışıyorlar. Ben onlardan bir tanesiyim. Ben de şu anda bildiğim birçok şeyi Zingat'ta öğrendim. Çünkü Zingat'ta biliyorsan gel, bilmiyorsan gelme. Yok. Ne olursan ol gel. Tabii belli kriterlerimiz var ama bu kriterlerimiz tamamen bilgiye dayalı değil. İşte yazılım geliştirmenin bazı ilkeleri var, prensipleri var. Bu prensiplere uyduğunuz sürece kaliteli yazılım üretebilirsiniz. Tabii ki uymadan da üretebilirsiniz ama kalitesi tartışılır. Biz bu kalitelerin hassasiyetini taşıyan, bu hassasiyetle geliştirme yapamamış olabilir ama artık bu hassasiyetlerle geliştirme yapmak istiyorum diyen kişilerle çalışmayı daha çok tercih ediyoruz. Yoksa bugün Türkiye'de X teknolojisine hakim dediğiniz anda tırnak içindeki o hakim çok şey beklenti sunuyor aslında. Çok beklentiye sokuyor insanları. Yani MySQL'e hakim demek, yani bir şeyin, her şeye nasıl hakim olabilirsiniz ki? Ya da hakim olduğunu nasıl ispat edebilirsiniz ki? Dolayısıyla bu bir öğrenme süreci içinde yürüyen bir iş. Belki 10 sene sonra hakimim diyebilirsiniz. Ama sizin şu anki hakim olup olmadığınızı Türkiye'de bir şirket net olarak belki ölçemeyebilir. Ama ölçebileceği şey şu, sizdeki o ışık, o gözünüzdeki o ışık, o öğrenme aşkınız. Çünkü o ilk masaya oturduğunuz anda belli oluyor. Birkaç sorudan sonra, teknik olmayan birkaç sorudan sonra o içinizdeki yazılıma olan aşkınız. Ben mesela şeyi soruyorum, en son ne zaman sabahladım bir şey üzerinde çalışırken? Benim sorduğum soru bu. İşte diyor ki 3 gün önce bir proje vardı elimde. Çok kafaya taktım, bitiremedim. Bir şeye takıldım. Sabaha kadar uğraşıyorsunuz, gözleriniz kan çanağı olmuş artık. Şimdi bu, tabii ki bu insanlardan %100 böyle olmalısınız diye bir beklentimiz yok ama bu o kişideki aşkı belli ediyor. Biz de buraya gelen adaylarla görüşürken ben en çok ona bakıyorum. Yoksa bir teknolojiyi öğrenmek artık günümüz dünyasında çok zor değil ki. İnternette bir sürü kaynak var zaten. Yeter ki öğrenmek istesin o kişi.